Merhaba arkadaşlar. Bugün bir video daha çekiyorum. Şimdi Grigorio Parin'e karşı kısa bir maç oynadım. İki maç oynadık. İkisini de yeni bildim. Ben de şaşırdım çünkü beklemiyordum. Uzun zamandır satranç oynamadım. Hep de rakibim çok güçlüydü. Bu videoda başka oyuncularla karşı oynamaya devam edeceğim. Hadi bakalım. Rakibim gitti galiba. Başka rakibini bulmaya çalışacağım. 3 dakikalık bir challenge atıyorum insanlara. İki tane challenge attım. Bir 3 dakikalık, ikinci 5 dakikalık. Normalde daha güçlü oyuncularla karşı oynamak istiyorum. O yüzden challenge şey yaptım. En düşük rakibim benden 50 rating puan daha düşük olabilir. Ama daha güçlü oyuncular benden 400 puan daha yüksek olabilir. Yani güçlü oyuncularla karşı normalde oynamak istiyorum. Onlardan bir şey öğrenmek istiyorum. Kaybetmek problem değil. Yani çok stresim yok. Normalde satrançta kaybetmeyi sevmiyorum. Hem de kaybetmekten nefret ediyorum. Ama yani eğlenceli ve arkadaşla Blitz'te kaybetmek yani problem değil. Yani Bullet kesinlikle oynamak istemiyorum çünkü yani o kadar hızlı değilim, uzun zaman oynamam. Oh, bir büyük usta karşı oynayacağız şimdi. Rakibim kim bilmiyorum. Ama bir büyük usta yazıyor. Öyle bir şey açılış oynayayım. Yani tabii ki çok riskli. Acıyaltı. Yani bu, eminim bu pozisyon teori değil. Belki de hiç olmadı klasik maçlarda. Bakalım. At F6 ya at G4 fikri var. Ya da at E5 belki var. Ama bu çok riskli arkadaşlar yaptığım şey. Çok kötü bitirebilir bu iş. Öps. Rakibim çok ve çok şey agresif bir arkadaş çıktı. Belki yaptığı şey gayet iyi. Yani. Öps. F4 var. At, fil H6, H6, kale H6, F4 var. Uf. Allah Allah. Ne yapıyorsun kardeş? Allah Allah. Geri gideyim ya. Tamam. Materyal aldım, geri gidiyorum. Ne yapayım? Yani beyazın kesinlikle çok iyi bir kompensasyonu var bu kesinlikle. Ama taş aldım. Yani şimdi materyal yani tutmaya çalışacağım. Ne yapayım? Belki E5 de oynamak isterim çünkü şahı merkezde. Yani pozisyonu kapalı tutmak lazım. Tam bunu yapayım yani. Ne yapayım? Belki H6 var mı? Yani H6 fikirleri sürekli var beyazın. Ona karşı yok iyi. Yani tamam. Yani belki pozisyonum o kadar kötü değil. Şimdi CD6 çaldı. At B6 fikri var ama yani hem kale H1 hem de at B6 beyaz oynamaz yani. O kurallara karşı. Değil mi? Şimdi şey galiba pozisyon iyi. Ama zaman da eşit tamam. Ay 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 rakibim çok ya. Çok agresif ya arkadaş. Şimdi vezir B6 oynadım yani kısa rok yapmasın diye. Ama bilmiyorum yani ne oluyor. Şu piyonla alayım. Çünkü başka piyonla alsaydım D6, D5 fikirleri olabilirdi beyazın. Maalesef uzun rok yok benim. Rakibim oynuyor. Kale F1 belki fikirleri var. Beyazın kesinlikle kompensasyonu var. Geri gideyim tamam. Geri gidiyorum tamam. Ne diyebilirim ben? Oraya saldırayım arkadaşa. Çünkü beyaz vezir H8 alamaz. Çünkü koruyorum. F7'deki atlan. Şimdi yani taşları değiştirmek istiyorum yani. Tamam. Yani onun taşları çok aktif. O yüzden onları değiştirmek istiyorum. Ama arkadaş istemiyor yani. Bu arkadaş yani çok ve çok ne diyeyim? Agresif. Kale F1 var belki. Ah. Hiç gerek yoktu ona. A zaman yok. Pozisyonum çok iyi. Zaman yok. Bilmiyorum. Arkadaşlar. Eminim pozisyonun iyi olduğunu da. Bana zaman verin. Mat mı? Bir hamlede mat mı oldu? Tamam arkadaşlar. Biraz şanslı oldum. Rakibe mat uyudu. Tamam, Slav savunması oynuyoruz. Burada ne yapıyoruz? Tamam, böyle bir variant oynayalım.
Ve böyle bir variant var. Başka bir variant vezir E2. Burada fil çifti kazımak istiyorum yani. At F5. Öyle bir fikri var. Unuttum ama. Evet, öyle alıyorum. Aldım. Ay, bir teori vardı diye burada hatırlamıyorum maalesef. Burada G4 bir fikri, o yüzden H3 oynadım. Bir Çiparinov Mustafa Yılmaz'a karşı bir maç oynadı Reykjavik'te 2013'te. Ama belki bu pozisyonda değildi. Hem de siyahın C5 gibi fikirleri var. Eminim pozisyonum hala iyi olması lazım. Oynayayım. Tamam, blitz yani. Yine de çok riskli. Yani klasik maçta böyle hamle oynamadan önce çok iyi düşünürdüm. Yani 20 dakika, yarım saat bile. Ama yani blitz olduğu için oynayalım, sonra bakalım. Yani öyle tabii ki iyi bir tavsiye değil. Ama eğlenceli bir maç oynuyoruz, değil mi? Ama beyazın fikri yani buydu. H3, vezir F3 oynamakta. G3 ve beyaz pozisyonu açmak istiyor. Niye? Çünkü beyazın fil çifti var. Yani özellikle şu B3'teki fil çok yani güçlü. Yani bunu güçlü yapmaya çalışıyoruz. Çünkü siyahın böyle bir fili yok. Yani değiştirdi siyah. Ve pozisyonu açınca bir atak kurabilirim şah tarafında. Bilmiyorum. Yani diyelim FG4, HG4, sonra şah G2, kale H1. Yani böyle sonra G5, at E4. Öyle fikirleri var. Evet, ama pozisyon çok karışık olmaya başladı. Tam onu tam böyle hamle yani görmek istemiyordum. Ama rakibim oynadı. Ben çünkü çok ve çok şey tembelim. Hesaplamayı hiç sevmiyorum. Yani rakibim normal oynamaya devam etseydi çok daha sevinirdim. Ama rakibim yani daha dinamik oynamaya karar verdim. Ve ben bundan hoşlanmadım açıkçası. Bakalım. Okey. Pozisyonum iyi olması lazım ya arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Böyle bir hamle oynadım. Belki kale H1. Yine de iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Ama blitz için olur. Rakibim gördü ne yapmak istediğimi. Ben biraz fazla agresif oynadım galiba bu maçta. Şimdi taşlar duru yere gitmiyor. Yani beğenmedim yaptığı şeylerden. AT4 de siyahın fikirleri var. Oynadım da beğenmedim. Daha iyi oynayabilirdim kesinlikle. Evet, aynen öyle yaptırak ya arkadaş. Şeyler çok yanlış gitti arkadaşlar. Size bunu diyeyim. Yani beğenmedim. O zaman da yok. Şimdi belki B4 fil B2 oynamak istiyorum. Belki hala fena değil pozisyon aslında. Ama zaman yok. Yani ay 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 B4 fil B2 istiyorum. Galiba pozisyonum hala iyi. Yani belki siyah yanlış bir şey yaptı. Yani onu gördüğü rakibim. Öps yok. Tam zaman lazım ya bu pozisyonda. Onu tam yok. Rakibim bu maçta iyi oynamadı. Ben de iyi oynamadım. Hem de kaybediyorum. Yani kesinlikle kaybediyorum. Zaman yüzünden. Oh, tamam. Terk ediyorum. Unut. Bu hamle görmedim. Bu hamle hiç görmedim. Arkadaş ilk maçımı bugün kaybettim. Çok üzüldüm. Çünkü pozisyonum çok iyiydi açılıştan sonra. Daha hızlı oynamak lazım galiba. Kaybetmeyi hiç sevmiyorum yani. Niye bunu yerine yapıyor arkadaş? Yani yetmedi mi önceki maçta? Bilmiyorum. Belki tehlikeli olabilir yani bu şey. Al tamam. Tamam. Çok kötü yaptım şimdi. Çok kötü yaptım. Çok çirkin bir pozisyonum var şimdi benim. Yani şimdi bir şey H5'e getirirse ya da filini ya da vezirini maç biter hemen. Kesinlikle daha iyi oynayabilirdim. Şimdi hadi kaçalım arkadaşım. Kaçmak lazım şahla. Yoksa yani beyaz beni öldürecek. Tam öldürecekmiş. Beyazın tam full kompetisyon olduğunu düşünmüyorum ama
Yani pozisyonu biraz kapatmak istiyorum. Tamam, şah yaptı da problem değil. Şimdi at B6 belki fil D7, yani şahını A7'ye getirmek lazım. Şeyle aldı. Neyle alayım? Bununla alayım. Fil B7, belki kale C8. Belki H7 oynar, bilmiyorum. Pozisyon ilginç yani, bilmiyorum. Belki Beyaz'ın full kompozisyonu olabilir. Çünkü yani şahım hala merkezde, hem de Beyaz'ın iki tane piyonu var. Koy kahvemi içeyim. Rakibim çok... Galiba iyi bir hamle yani, çünkü bir şey yapması lazım Beyaz'ın aslında. Doğru. Gitsin. Şimdi riskli şeyleri yapıyorum. Alayım. Pozisyon tamam, biraz şey oldu. Ve kaçmaya çalışacağım. Tehlikeli, Beyaz'ın iki tane piyonu var ve onları yani vezirlemek istiyor yani. Puf. Hadi kaçalım. Şimdi G6 ise hala H6'da alabilirim galiba. Yani şimdi belki kalesi ama önümüzdeki hamlede ne yapmak istiyorum hala anlamadım ben. Yani belki fikirlerim bile yok. O da ne istiyor anlamadım mı? Oy 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 oy, nereye uyudum ben? Hiçbir şey görmüyorum bugün. Hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar ya, çok kötü, çok kötü. Uyuduğum şey, piyonumu uyudum. Tam yanlış tarafa baktım. Çok üzüldüm. Ama gerçekten çok üzüldüm yani. Şimdi maç bitecek galiba, kaybedeceğim. Yani Beyaz'ın 3 tane piyonu var, hem de yani H6'da ve şeyde. Galiba D5'te almak istiyor arkadaş. Pozisyon çok kötü. Büyük ihtimalle kayıp tamamen. Çünkü beyaz vezir D5 şah oynamak istiyordu. Yani en azından D5'teki karesini kontrol edeyim. Zaman yok. Ay şah yok ya. Vezir düşünce 5 olduğunu düşünüyordum arkadaşlar. Tamam mı, kafayı yedim bugün diyorum size. Ama bu kazanç değil mi? Ha, benim premium olduğunu bilmiyordum bile. Oh, çok yavaşım arkadaşlar. Çok üzüldüm ya. Demeyeceğim yani. Tam çok kötü bir sözleri biliyorum Türkçe, devam de demeyeyim bu mouse'un adam. Ne aldım? Geçen hafta Amazon'dan. Yani ya da ben yavaşım büyük ihtimalle, ya da mouse yani biraz bana şey. Ha, büyük ihtimalle bu benim şey. Bu pozisyonu nasıl kaybettim? İki materyal şey vardı ya. Arkadaşlar, İki satranç çok oynamıyorum yani. Yoksa hayal kırıklığına uğrarırdım yani. Tamamın kazanç, hem de zamanı vardı. Premove yap, kazanırsın Alex. Ne yaptın sen ya? İdiot muyum ya? Gerçekten idiot. Beyazın bir tane şey vardı. Bir tane fil vardı. Benim iki tane kale vardı. Hem de zaman vardı. Yani demeyeyim yani. Ben küfür biliyorum ama yani video belki çocuklar izliyor, söylemeyeceğim. Ay 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 ay. O ne yapıyor? İlginç ya. Hiçbir şey anlamadım yani bu maçta. Kısa rok CD4.
öğrendiğim ders şu yani. Hızlı oynamak lazım. Tamam mı? Hızlı. Bu kadar. İyi oynamak gerekmiyor. Hızlı oynamak lazım. Değilim. Bütün çok ilginç. Seve seve zaman geçirip daha zaman geçirirdim ama yok böyle bir şey. Hem de problem şu, rakibim iyi oynamıyor yani hissediyorum. Ama ben de kötü oynuyorum. Problem bu. Yani bu maçta bile yani daha iyi oynayabilirdim yani. Çünkü yaptığı şey o da çok kötü görünüyor. Belki değil yani. Çünkü E5 fil şey var. Rok dedim. Belki pozisyonum fena değil. Belki pozisyon gayet iyi şimdi. Asıl AT5. Okay. Piyon almak istiyorum. Fil E6. E5 yönelik AT5 olabilir. Şu arkadaşa karşı nasıl o kadar maç kaybettim ya. Şaka gibi. Şaka gibi. Emin değilim ama bir şey gördüm, tamam mı arkadaşlar? Onu oynayayım da belki bir şey değil aslında ama oynayayım. Hem hiç gerek yoktu bu hamle oynamayı. Herhangi bir hamle büyük bir avantaj beyaza verirdi. Çünkü siyah bile AC6 bile istemiyor. AB5, AD6 fikir yüzünden. Belki bu oynadığım hamle siyaha yardım ediyor. Çünkü taşlarımı değiştiriyorum. Ama fikir çok basit. Ne istiyorum? E5, kale E8, fil E8, vezir D5 ve galiba orada materyal kazanabilirim. Ama second fil F7 var yani orada. Vezir F7, şu yani vezir F7, at F7, belki AC6 ve ama rakibim istemedi. O da çok şaşırdım ya. Bu arkadaş nasıl oynuyor yani merak ediyorum yani. Büyük usta nasıl oldu? Bunu da anlamadım ya. Ve ikinci şey, nasıl iki maç ona karşı kaybettim? En kötü şey o. Nasıl kaybettim ona? O, vezir E7 gördü ama. Belki o kadar kötü değil. Şimdi bu maçta beni yener. Yani ne diyeyim yani o zaman? Yani, ne diyebilirim ben arkadaşlar? Ha, böyle oynayayım. Yani hiç yani. O ben yine uyudum. Arkadaşlar niye ben ona o kadar şans veriyorum? Yani hala belki kazanç pozisyon olabilir. Ama niye şans veriyorum? Niye? Niye Alex? Alayım bilmiyorum. Hem de zaman yok, tamam mı? Senin taşları hiç çıkmıyordu. Yani niye o kadar aktivite verdin? Belki hala kazanç, belki değil bilmiyorum. Ama yani bu temiz iş değil yani yaptığım yani. Çok kötü ya. Şimdi yani kalede 8 galiba oynamak istiyorum. Rezalet, gerçekten rezalet. Yani şak mı var? Alayım. Oh, zaman yok. Bu arkadaş yani zaman için oynuyor. Bunu sevmiyorum. Ama galiba mat oluyor. Yine yanlışlıkla mat ettim rakibime. Hiç fikrim öyle yoktu ama yanlışlıkla galiba mat olacak. Çünkü hiçbir şey görmüyorum. Of. Yine şanslı oldum. Şanslı oldum. Yine. Tamam arkadaşlar. Bu video için bu kadar. Görüşürüz. Teşekkürler.